Evet, herkese merhabalar. İyi akşamlar öncelikle. Birçoğunuzla tanışıyoruz muhtemelen ofisten, sosyal yaşamdan, meslektaş olduğumuz için. Ama ben yine de biraz kendimden bahsetmek isterim. Psikolog Cana Berrak Atıcı ben. İkinci üniversitemde psikoloji hayatına giriş yaptım. Daha önce akademik hayatımı Bilgi Üniversitesi'nde uluslararası ticaret ve işletmecilik gibi alakasız bir bölümle başladım. Bölümü okurken, staj vesaire gibi dönemler devam ederken aslında bu bölüme hiç ait olmadığımı fark ettim. Ama güzel bir deneyimdi tabii ki benim için. Ben galiba çok böyle nasihat insanı değilim. Biraz daha musibet insanıyım. Deneyimle yol alabiliyorum. Aslında etrafımdakiler de bölümün hep bana önceden uygun olmadığını söylüyordu ama ben biraz kendim denemeye önem veriyorum. Sonrasında psikoloji okumaya karar verdim. 2014 yılında Aral Üniversitesi Psikoloji bölümüne giriş yaptım. 2017'de 3 yılda mezun oldum. Yüksek lisansa hemen geçiş yapmadım. Önce işte belli başlı ekolümü belirlemek adına eğitimler aldım. Aslında üniversitede ve sonrasında Lacan'cı psikanaliz oturumlarına katılıyordum ve bu alanda eğitimler almıştım. Ancak süreçte Türkiye'de çok fazla geçerliliği, güvenilirliği demeyelim ama geçerliliği, Türk kültürünün yapısına uygunluğu açısından çok benim için deneyim kazanabileceğim bir alan olmadığını fark ederek bilişsel davranışçı terapiye yöneldim. Itırtırı Cömert'ten tüm modüllerini eğitimine aldım. Sonra bir süpervizyon süreci ve kendi terapi deneyimimi kat ettikten sonra tabii ki Lacan'cı psikanalizden de hiçbir zaman tam kopamayarak böyle bir eklektik çalışma stiliyle devam ettim. Yaklaşık bir 6-7 aydır da şema terapiyle ilgileniyorum. Eğitim sürecini tamamladım. Şu an kendi şema terapi sürecimi kat etmekteyim. Şema terapiyi sevdim çünkü ne psikanalist kadar doğum ve travma odaklı, ne BDT kadar yüzeyde şimdi ve burada ile ilgileniyor. Aslında böyle tam ikisinden de birazcık feyz almış bir alan olması beni cezbetti. Şimdilik bu alanda ilerliyorum. Aral Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapıyorum. Ders yükümlülüğümü tamamladım. Şu an bitirme projesinin bitirme projesini tamamlama aşaması. Bugün de bahsetmek istediğim konu benim çalıştığım bir konu değil aslında ama merak ettiğim bir konu, araştırma yaptığım bir konu. Neden bu konu üzerinde bir sunum yapma ihtiyacı duyduğumdan söz edecek olursak da bizden sonraki nesil için çok daha etkili ve aktif olacağını düşündüğüm bir terapi türü, sanal gerçeklik destekli psikoterapi. Artık bu yapay zeka vesaire gibi süreçleri de hayatımızın çok içinde olduğunu düşünecek olursak, birkaç sene sonra tamamen bu ekol üzerinden, bu çalışma stili üzerinden ilerleneceğini düşünüyorum. Biliyorum kurumda da çok fazla mezun olmak üzere stajyer olan arkadaşımız var. Belki onların ilgisini cezbedebilir diye düşündüm. Türkiye'de de son yıllarda yaygın ama henüz böyle akademisyenler okulda çok içine sindirerek anlatabilir durumda değil. Onlar biraz daha böyle literatürün kabarmasına, geçerliliğe, güvenirliğe baktıkları için şu an böyle biraz fısıltı usulü okullarda konuşulan bir şey. Ben de yaptığım literatür taramasını istinaden çok ufak tefek tabii ki belli katılımlarım da oldu. Sürecin uygulanmasına dahil olduğum zamanlar oldu. Kendimin sürece şöyle bir deneme amaçlı katıldığım zamanlar oldu. Birazcık bu alandan ama tabii çok geniş de bir alan. Dolayısıyla özgül fobi özelinde bahsetmek istedim. Evet, sıklıkla yaptığımız literatür taramalarının sonuçlarından bahsediyor olacağız. Evet. Şimdi şöyle bir içindekiler kısmı oluşturdum. Sanal gerçeklik, teknoloji ve psikolojide kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Bilişsel davranışçı terapide sanal gerçeklikten bahsedeceğiz. Şöyle kısaca bir özgür fobinin üzerinde duracağız. Daha sonrasında sanal gerçeklikte özgür fobi tedavisinden bahsedeceğiz. Etkinlik çalışmalarına göz atacağız.
Sonra avantajları, yani geleneksel terapi ve sanal gerçeklik terapisinin avantaj ve dezavantajlarından söz ediyor olacağız. Daha sonrasında da böyle karşılıklı bir fikir alışverişi yapabiliriz veya soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Bilgim yettiği kadar destekçi olmaya çalışırım. Evet, şimdi sanal gerçeklik teknolojileri ve psikoloji kullanım alanlarını öncelikli olarak inceleyecek olursak, 1965'ten beri o zaman teknolojik aletlerin imkanları el verdiğince aslında yavaş yavaş kullanılmaya başlanmış. Alanımızda da duyulara sanal veri girişiyle nesnel durum yaratma, yani olmayan bir şeyi mümkün olduğunca gerçek bir hale getirmeye çalışarak varmışçasına bir deneyim imkanı sunuyor bizlere. Yani daha çok bugün fobilerden bahsedeceğimiz için bunlar üzerinden gidelim. Korku veren durum ya da nesneyle yüzleşmek için çeşitli teorik yaklaşımları bu zamana kadar ele aldığımızı biliyoruz. Özellikle bilişsel davranışçı terapide birazdan bahsedeceğiz, maruz bırakma vesaire gibi. Ve davranışçı terapistler bilirsiniz ki en çok işte fobiler, kaygı bozukları ve travma üzerine çalışırken gerçek maruz bırakma, bir de hayali maruz bırakma gibi iki teknikten söz edebiliriz. Yani fobi duyduğumuz nesne, durum ya da olguya gerçekten maruz kaldığımız veya hayal yoluyla maruz kaldığımız süreçlerden bahsederken, buna bir üçüncü teknik olarak sanal uygulamalar eklenmiştir. Yani bunun avantaj ve dezavantajlarından zaten söz ediyor olacağız ama biraz daha kişiselleştirilmiş, yani kişinin probleminin şiddetine ve pozisyonuna göre daha öznel hale getirilmiş, anlık geri bildirim sağlama imkanı olması ve aynı formülasyon gibi dinamik ve değişken hem terapistin hem danışanın aktif olduğu bir süreç. Evet, şimdi bilişsel davranış terapide sanal gerçekliği şöyle bir ele alacak olursak, çok özür dilerim, bir şeye bakacağım, tamamdır. Şimdi gerçek deneyim içeren bir maruz bırakmadan söz etmiştik. In vivo exposure olarak adlandırdığımız, yani danışan kaçındığı olayla yüzleşir durumda oluyor. Bir de hayal yoluyla maruz bırakmaktan söz etmiştik. Bu da imaginal exposure olarak geçiyordu. Bu her iki yöntemle de danışanın az önce de söylediğim gibi korktuğu, kaygı duyduğu nesne ya da olguya dair yüzleştirmeler yapıyorduk. Burada da ne yaparız genellikle klasik bilişsel davranışçı terapide? Danışanın fobi beslediği, kaygı duyduğu nesne, olgu ya da durumun şiddetini sıralandırırız. En az şiddet duyduğu durumdan en çok şiddet duyduğu duruma bir liste hazırlamasını isteriz ve bunu danışanla biz beraber yaparız. Daha sonrasında da en az şiddet duyduğunu düşündüğü duruma danışanı maruz bırakmaya başlayarak süreci başlatırız. Bunu ya imajinal olarak ya hayalde yaparız ya da gerçekten maruz bırakarak yaparız. Bu da danışanın korkusunun şiddetine göre değişkenlik gösterir. Sanal gerçeklikte de bunu gerçekmiş gibi olan bir ortamla benzetim modeli olarak da adlandırılan bir simülasyonla yaparız. Buna da in vitro exposure adı verilir. Buradaki avantaj, danışan bu uygulamaya maruz kaldığında içerik ve metodun az önce de aslında bahsettiğimiz gibi danışan bazında kişiselleştirilebilir olması, öznelleştirilebilir olması ve danışanı birebir o sırada terapist gözlemleyebildiği için kaygısının arttığı durumlarda işte gevşeme egzersizi, gevşeme eğitimleri veriyor olması, EMDR sinyallerinin veriyor olması gibi bir takım avantajları söz konusu olabiliyor. Nasıl çalışır peki, nasıl ilerler? Genelde şu şekilde ilerliyor. Kişiye göre, kişinin ihtiyacına göre programlanabilir olduğundan zaten söz etmiştik. Ama genelde baktığımızda klasik bilişsel davranışçı terapi şeklinde ilk 3 seans ilerliyor. Bildiğimiz ABC modeli, yani durum, düşünce, duygu, davranış, bilişsel davranış terapinin rasyoneli danışanın nasıl işlediği anlatılarak düşünce, duygu ve davranışlar üzerinden çalışmalar başlatılıyor. Tabii bu esnada danışanın bu düşünce, duygu, davranışların kaydını tutması isteniyor. Olumsuz otomatik düşünce formları.
Bunları ödev olarak veriliyor biliyorsunuz. Daha sonra bunların vesilesiyle danışanın kendini gözlemleme imkanı ortaya çıkıyor ve danışan da aslında fobisini, fobisinin şiddetini, fobisini tetikleyen unsurları, durumları daha iyi bir halde fark etmiş oluyor. Bu anlamda hem terapinin ilerleme süreci için hem terapistin eşliği ve terapötik bağ için de bir avantaj sağlanıyor. Bunun üzerinden bir formülasyon oluşturuluyor. Bu oluşturulan formülasyonla birlikte artık dördüncü seansa geçildiğinde ise danışan hayal kurma yoluyla terapistin eşliğinde kendisini az önce bahsettiğimiz en çok kaygılandıran durumların, unsurların hiyerarşisini oluşturuyor terapistle birlikte. Burada terapistin desteği oldukça önemli çünkü danışanın duygu repertuarı çok gelişmemiş olabilir. Kendini ifade etme, düşüncelerini ifade etme veya farkında olma becerisi çok çok yüksek olmayabilir. Mesela bir işte kedi fobisi olan bir danışanı ele alalım. İşte kedi fobinizi en size korkunç gelen şeyden en az korkunç gelen şeye doğru sıralayalım dediğinde danışan bu konuda farkındalığı çok yüksek olmayan bir danışansa bize işte şununla gelebilir. Ben işte kedi resmini gördüğümde çok kötü oluyorum. Bir de kedi böyle sandalyemin altına girdiğinde çok kötü oluyorum gibi iki tane olguyla gelebilir bize. Biz direkt bu iki olguyu alırsak şayet çalışma esnasında aslında danışanın bir diğer atladığı faktörler üzerinde çalışmamış olacağız ve terapinin niteliğini zayıflatıyor durumda olacağız. Hani bu anlamda terapistin eşiği de oldukça önemli. Peki alternatif olarak ne düşünebiliriz gibi sorularla, evet kediyi sokakta görmek ve resmini görmek sizi kaygılandırıyor. Peki kapalı bir kutuda görme fikri size nasıl geliyor? Veya işte sokakta karşı kaldırımdan bir kedinin geçme fikri size nasıl geliyor? Gibi destekleyici söylemlerle danışanın kendi korkusunun şiddetiyle ve korkusunda fark etmediği unsurlarla tanışmasına da destek sağlıyor olmak oldukça önemli. Evet, bu hiyerarşiyi oluştururuz. Bir de şu önemli tabii ki, zaten fobi özelinde konuştuğumuz için Beck anksiyete ölçeği tüm danışanlara uyguladığımız bir ölçek türü oluyor. Sanal gerçeklikte de böyle işliyor. Bir de danışanın problemine dair, danışanın özelinde öznel bir ölçek uygulamak önemli. Danışan eğer bir sosyal fobi şikayetiyle geldiyse, bunun için başvurduysa bir sosyal kaygı ölçeği uyguluyor olmak, uçuş fobisiyle geldiyse bir uçuş fobisi ölçeği uyguluyor olmak sanal gerçeklikte çok kıymetli. Bunun nedeni de şu, evet niteliği önemli, bahsettik, simülasyonun gerçekçi olması çok çok önemli. Yani benzetim modelinin gerçekten benziyor olması çok önemli. Gerçeğe çok yakın olması mühim ama bir yandan da bunun ölçülebilir olması ve seans sırasında bunun aşama aşama, yani her maruz bırakılan aşamadan sonra şiddetin ölçümlenebiliyor olması çok değerli. Çünkü aslında bir yandan da kısa süreli bir terapi türü. Yani normal bildiğimiz 18-24 seanslı klasik BDT uygulamasından çok daha kısa sürüyor ve çok daha yoğun uyaranların verildiği, maruz bırakıldığı bir terapi türü olduğu için o 3-4 saatlik seans süreci boyunca sık sık kontrol sağlanıyor olması, ölçümlenerek ilerleniyor olması çok kıymetli. Doğru ölçeği uygulamak da çok çok önemli. Evet, şimdi biraz özgür fobileri, eski adıyla basit fobileri konuşacak olursak. Evet, phobos kelimesinden geliyor fobi. Korkutan bir Yunan tanrıçasından bize kalan bir armağan diyelim bu isim. Tabii bilişsel davranışçı terapi deyince DSM-5 tanı kriterlerini de atlamak çok doğru olmaz. Bir şeye fobi dememiz için o şeyin 6 aydır en az hayatımızda oluyor olması lazım. Ve o şeye dair haddinden fazla tehlike olmadığı halde kaçınma davranışı sergiliyor olması lazım. Bizim işlevselliğimizi, sosyal yaşamımızı, iş yaşamımızı etkiliyor olması lazım. Ve açıklanamayan cinsten, yani mantığa aykırı düzeyde bizim için ürkütücü olması lazım. Prevalansına, yani toplumdaki yaygınlığına bakacak olursak %2.7 olarak uygulanmış ama bir sonraki testte de farklı bir rakamla karşılaşacağız. Tabii şunu da düşünmek lazım, hani fobiye sahip kişilerin kaç kişi
hangisi ölçek doldurmaya başvuruyor acaba? Yani bunlar sadece ölçek doldurmaya başvurmuş kişiler. Eminim ki bu sayı rakam şeklinde değil, çok çok fazla sayı düzeyinde. Kadınlarda daha yaygın erkeklere göre. Evet, şimdi fobi belirtileri tabii ki yine kişiden kişiye değişken göstermekle birlikte şu şekilde genel olarak, yaygın olarak şu şekilde sayılabilir. İşte taşikardi, gözde görülür yüz kızarması, yüzde kaşınma, yanma hissi, kas titremeleri, göz bebeklerinde büyüme, soğuk soğuk terleme, bulanık görme, ağız kuruluğu, mide bulantısı, bilinç bozukluğu gibi bir takım semptomlar gösterir kişi. Zaten söylemiştik, özgül fobi dediğimiz şey elbette hepimizin belli düzeyde kaygı ve korkuları var ama sağlıksız kısmı, yani mantık dışı olan kısmı bizi ilgilendiriyor. Fazla ve tutarsız korku, işlevsel olmayacak dedik ve beynimizdeki duygularla ilgili olan limbik sistemi ilgilendiriyor. Evet, amigdala duygularımızdan sorumlu olan bölge ve hipokampüs aslında belleğimizi kapsayan bir bölge ve refleksif olarak davranışlar gerçekleşir. Ama bilirsiniz bu yıllardır tartışılan bir konudur. Yani korktuğum için mi kaçıyorum, kaçtığım için mi korkuyorum? Çünkü şimdi fobilerin aslında iki türlü hayatımıza yerleşme yöntemi var. Biri yaşadığımız, kendimizin yaşadığı kötü bir deneyim sonucu ortaya çıkmış olabilir veya insanoğlu modelden öğrenir, taklit yoluyla öğrenir. Evdeki bir bakım verenimiz bir kedi gördüğünde çığlık çığlığa bağırıyorsa biz de demek ki kedi korkunç bir şey, onu gördüğümde çığlık çığlığa bağırmalıyım gibi bir bilince sahip olup bunun üzerinden bu davranışı hayatımıza yerleştirmiş olabiliriz. Yani dolayısıyla neyin tetiklediği duruma göre değişkenlik gösterebilir ama bildiğimiz bir şey var ki bu fobi dediğimiz, kaygı dediğimiz şeyle öğrenmeyle hayatımıza yerleşiyor. Biz çalışmalarda bunu yeniden öğretiyoruz, yeniden yapılandırıyoruz ve bildiğiniz üzere bunda da en etkili kabul edilen ekol bilişsel davranışçı terapi. Yaygın olan fobileri ele alacak olursak topluluk önünde konuşma, alan korkusu, kapalı alan korkusu, uçuş korkusu, yükseklik korkusu, diş hekimi, diş operasyonu korkusu, kan korkusu, hayvan fobisi ve yeni durumlar ve objelere dair beslenen korku olan neofobi. Yani herhalde şu hayvan fobisini biraz üste alacak olursak şu ilk 5-6 madde, hatta yani en çok başvurulan konulardan en az başvurulan konulara doğru sıralama inebiliyor diyebiliriz. Evet. Tedavisinde de ana yöntem maruz bırakma. Kişiyi korktuğu duruma, olguya ya da nesneye sıklıkla maruz bırakıyoruz ve bunun sistemli ve tekrarlayıcı olması önemli. Amaç ne, işlevi ne? Olaya dair ortaya çıkan uygunsuz, asimetrik duygulanımın daha simetrik, yani daha olağan hale getirilmesi. Yani olay kaygı entegrasyonu fazla, amacımız bunu yavaşlatmak, normale getirmek ya da kırmak. Evet, maruz bırakmada en başta bahsettik. Hani hayali yolla maruz bırakmak da etkili. Nesnel olarak gerçekten bir objeye maruz bırakmak da oldukça kıymetli. Ama şu da bilinir ki bir yandan, işin gerçeğine bakacak olursak, hayali maruz bırakmaya göre gerçek maruz bırakmanın daha etkili olduğu bulgulanmış. Ne olursa olsun o nesne ya da duruma kişinin birebir maruz kalıyor olması, hayalinde maruz kalmasına göre daha işlevli. Ama tabii ki burada da yine danışan özelinde bakmak lazım. Yani şiddet, eğer fobi şiddeti çok çok yüksekse, danışana gerçekte o nesne ya da duruma maruz kalmak imkansız gibi geliyorsa, tabii ki başvuracağımız şey imajinasyon olacaktır öncelikle. Ve bunun sistemli ve tekrarlayıcı olması önemli. Çünkü yeni bir davranışı öğrenmekten söz ettik. Akademik yaşamda da bildiğimiz gibi öğrenmenin yolu bir şeyi sıklıkla tekrar etmek, o şeye maruz kalmaktan geçer. Burada da bilişsel yeniden yapılandırma diyorsak, yeni bir öğrenme diyorsak, aynı tekniğin faydalı olacağını bilmek zaten oldukça mantıklı. Fobik olmayan davranışı öğretmekten söz ediyoruz tabii ki.
Evet, davranışsal model demişken bu çok travmatik olan deneyi böyle lisansta, yüksek lisansta tüm eğitimlerde gözümüze sokulan bu küçük Albert deneyini hatırlamamak olmaz. Fobilerin işte klasik koşullanma yoluyla bir fobi oluşumu deneyi bu. Küçük Albert oldukça küçük bir çocuk. Watson'da yüksek lisans öğrencileriyle birlikte bu vahşi deneyi uyguluyor. Ne yapıyor? Fareyi her gösterdiğinde küçük Albert'a inanılmaz korkunç bir ses verip fareye dair bir korku duygusunun koşullanmasını sağlıyorlar bu vesileyle. Bunu da bu şekilde kanıtlamış oluyorlar. Şimdi sanal gerçeklikte özgür fobi tedavisine geçecek olursak, zaten yapılan araştırmalar sanal gerçeklik tedavi çalışmaları danışanları 3 boyutlu aşamalı bir şekilde uyaranlara maruz bıraktığı için özellikle anksiyete ve fobilerin tedavisine yaygın ve etkili bir şekilde kullanıldığını bize söylemekte. Şöyle avantajları var. Kişiselleştirilebilir olması. Burada kastettiği şey şu. Mesela uçuş fobisi simülasyonu düşünecek olursak, işte danışan yola çıkıyor, havaalanına geliyor simülasyonda, güvenlik kapısından geçiyor, bavullarını geçiriyor, check-in check-out kısmına gidiyor, daha sonra uçağın geleceği bekleme alanına gidiyor, uçağa geçiş anı var, uçağa bindikten sonra bekleme anı var. Bu süreçlerin her biri danışanın fobi şiddetine göre, kaygı şiddetine göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani terapist burada nereden başlayıp nasıl ilerleyeceğini, nereye atlayacağını, nerenin üzerinde çok duracağını danışanın tepkilerine veya danışanın yapmış olduğu ön ölçümlerine göre şekillendirebiliyor. Mesela uçuş fobisinde danışan uçağın kalkmasını beklerken, cam kenarında otururken işte hava durumu, hava karanlık mı, fırtına mı var, gece mi, gündüz mü, sisli bir hava mı var, bunların hepsini planlayabiliyor. Yani uyaran şiddetini ve sıklığını ve hızını danışanın ihtiyacına göre geliştirebiliyor. Bu anlamda tabii danışan için de güvenli bir alanda, bu kontrol altında bunun yapılıyor olduğunu bilmek çok çok değerli. Bahsettik bir yandan kaygı uyandıran durumlarda işte gevşeme egzersizlerine müdahale etme şansı, EMDR sinyalleriyle o kötü anı müdahale etme imkanı ortaya çıkıyor. Ama tabii ki hani tekrar söyleyelim, bu benzetim modelinin, simülasyonun da gerçeğe yakın olması çok çok değerli. Bunun dışında donanımın kalitesi çok önemli. Yani aslında burada bir öznellik ortaya çıkmış oluyor. Sanal gerçeklik, özgür fobi tedavisinde. Yani mesela sosyal fobisi olan veya sahnede, topluluk önünde konuşma fobisi olan bir danışana bunu gerçekte maruz bırakmak çok zor. Hatta gerçekte buna maruz kalacağını bilen bir danışanın tedaviye başvurması da çok zorken, bunu bir terapistin önünde güvenli bir alanda, kimsenin onu görüp eleştirmeyeceğini bildiği bir ortamda yapıyor olma duygusu oldukça rahatlatıcı ve terapiye başvurmak anlamında oldukça işlevsel. Ben sadece uçuş fobisinin simülasyonunu, yani kendi üzerimde denendi. Benim gözlemlediğim şey şuydu, ben uçuş fobisi olan biri değilim. Hatta uçuş yapmayı da çok severim. İnanılmaz gerçekçi bir deneyimdi benim için ve ben o ortama girdiğimde, işte uçağa bindiğimde 360 derecelik zaten bir simülasyon olduğu için işte kafanızı çevirip herkesi sağa sola, arkadaki insanları görebiliyorsunuz. İşte yanınızda çok kaygılı biri olabiliyor. Koridordan koşarak biri geçebiliyor ve gerçekten çok ürkütücü ve soğuk bir ortam var. Hani o maruz bırakmanın ötesinde biraz taşırma gibi aslında. Ben fobisi olmayan, uçuş fobisi olmayan biri olarak o an, o simülasyon içinde biraz gerilmiştim bile. Biraz tetiklenmiştim. Bu anlamda hani geçerliliği hepimizin kafasında muhakkak görmeden önce bir soru işareti olur. Çok normal. Hani bu gözlüğü takıyorsun ama gerçekte öyle bir şey yok. Nasıl yani? Şimdi ben buradan tedavi olup sonra uçağa, gerçek uçağa mı binebileceğim gibi bir soru işareti olması çok normal. Ama gerçekten simülasyon çok inandırıcı ve maksimum düzeyde kaygı uyandırıcı biçimde tasarlandığı için bence oldukça işlevsel. Evet,
Zaten bahsetmiştik, yapılan çalışmalarda da özellikle fobi konusunda oldukça işlevsel olduğunu, anksiyete ve özgül fobide, bir de birazdan bahsedeceğim örümcek fobisinde özellikle çok işlevsel olduğunu sanal gerçeklik terapisinin araştırmalar sonucu bulgulanılmıştır. Evet, yükseklik korkusu, klostrofobi, araknofobi, örümcek korkusu sıklıkla çalışılan alanlar arasında. Şöyle bir notlarıma da bakayım, anlatmadığım bir şey var mı? Evet. Şimdi yapılan bir araştırmaya bakalım. Mesela az önce çok daha düşük orandan söz etmiştik yaygınlıkla alakalı. 2007'de yapılmış bir araştırma bu. 9.282 kişi üzerinde yapılmış. Özgül fobi oranının 9.1 olduğu bulgulanmış. Kadınlarda daha fazla 12.2, erkeklerde ise 5.8 oranında. Şöyle daha büyük bir şekilde gösterelim. Evet. Şimdi etkililik ve etkinlik çalışmalarından biraz söz edelim. Evet, Sayın Işıklı tarafından 2019 yılında yapılmış bir çalışmada nabız ölçümleri ve galvanik deri tepkisi gibi fizyolojik ölçümlerle ön ölçüm ve son ölçüm alınarak yapılan çalışmalarda sanal gerçeklik ile maruz bırakma yönteminin fobik tepkilerin şiddetini azaltmada etkin olduğu bulgulanmış. Ancak şöyle bir sorun var ki ölçme araçları ülkemizde çok kısıtlı, yani çevirileri çok çok kısıtlı. Tabii ki bu da simülasyonun geliştirilmesine dair önümüze çıkan engellerden biri haline geliyor. Ne kadar az tespit o kadar dezavantaj. Örneğin simülatör rahatsızlığı anketi var. Bunun Türkçe çevirisi yok. Burada bedensel olarak rahatsız eden tüm maddeler mevcut ve danışan bunları doldurduğunda en azından işte en çok rahatsız eden işte baş ağrısı mı, göz yorulması mı, vertigo tetiklenmesi mi? Bu tarz problemin tespiti yapılıp simülasyonlar bu alanda geliştirebilme imkanı sunarken bu anketler bunun Türkçe çevirisi mevcut değil. Evet, bir de sanal varlık ölçeği var. Sanal varlık ölçeğinin de analiz ettiği şey simülasyonun gerçekçiliği. Gerçekçiliğin çok önemli olduğundan benzetim modelini sıklıkla söz ettik zaten. Yani bireyin sanal bir varoluş alanı içerisinde bedenen ne kadar var olduğu, ne kadar gerçekçi bulduğu, hareket etmek ve etkileşime girmek gibi eylemlerin ne kadar gerçekçi geldiğini test eden bir ölçme aracı, ölçek bu. Ama dediğim gibi bunun da Türkçe çevirisi yok. Sistem kullanılabilirlik ölçeği de... Evet, bu danışanın ölçek eksiklikleri, yani temasa girdiği uyaranlarla beraber en çok rahatsızlık duyduğu, en az rahatsızlık duyduğu durumları işaretlediği bir ölçek. Yani şimdi takdir edersiniz ki 15 yaşındaki bir çocuğun VR gözlüğe adaptasyonuyla 50 yaşındaki yetişkin bir danışanın VR adaptasyonu arasında fark var. Anlaşılabilirliğini aslında gösteren bir ölçek. Bunun da çevirisi yok. Şu an çevirisi yapılan, Türkçe çevirisi yapılan bu çalışma, bu ölçek var. Burada da tespit edilmeye çalışılan şey şu. Bir yarı kullandığımız zaman nesnelerin ve olguların konumu danışan için ne kadar fonksiyonel olabiliyor, ne kadar faydalı olabiliyor, bunu ölçen ve bu anlamda gelişmesini sağlayabilecek benzetim modelinin bir ölçek. Bunun çevirisi halen yapılıyor şu an. Evet. Bu arada kaç dakika oldu acaba? Bir 35 geçiyor şu an, yarım saat oldu. Yarım saat ben, oldu. Geçiyor. Tamamdır peki. Evet, şimdi
Önce geleneksel maruz bırakmanın dezavantajlarından söz edelim. Yani fobi nezdinde yine düşünecek olursak materyal ve ortam temini en büyük dezavantaj. Şimdi örümcek fobisi olan bir danışanı hali hazırda bir örümcek bulup terapi odasında maruz bırakıyor olmak çok kolay değil. Veya işte danışana bir ev ödevi maruz bırakmanın ev ödevleri de oluyor. Ev ödevi verdiğimizde danışanın dışarıda bir örümceğe tek başına maruz kalması da çok elverişli bir şey değil. Bu anlamda sanal gerçeklik zaten özellikle araknofobyada yani örümcek fobisinde çok başvurulan, ayrıca drop olma oranı çok düşük olan ve %90 başarı sağlayan bir çalışma. Klinik dışı uygulama avantajı da her zaman, her yerde, her ilde mümkün değil. Evet, belki ofisimizin bulunduğu binada bir asansör varsa asansör fobisi olan bir danışanla çalışabiliriz ama her danışanın yükseklik korkusu olan danışana eşlik edip oraya gitmek, araba sürme fobisi olan bir danışana sürekli eşlik ediyor olmak çok kolay değil. Katılım bazında düşünecek olursak az önce aslında bir örnek verdik bununla ilgili. Yani sosyal fobisi olan biri sosyal yaşamda spot ışıkları altında olduğunu hissettiği zaten bildiğimiz bir şey. Aktif olarak çok fazla denemeye maruz kalmak istemeyebilir. Çünkü zaten nasıl göründüğüyle çok ilgili olan bir fobi türünden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hani güvenilir bir ortamda, bir terapist eşliğinde eleştirileceğini düşünmeden aşamalı olarak kendisinin korkusuna göre bir şekilde öznelleştirilmiş bir halde bir uygulamaya maruz kalması oldukça geleneksel maruz bırakmaya göre avantajlı görünmekte. Evet, bahsettik bundan. Özellikle araknofobyada, örümcek fobisinde çok başvuruluyor. Bunun dışında avantajlı yanlarından bahsedecek olursak gizlilik. Terapist ve danışan arasındaki terapötik bağ, etik değerler bunlar zaten en başta konuşuluyor. Ve danışan orada maruz kaldığı zaman simülasyona verdiği tepkiler, yaşadıkları hiçbir şekilde bir diğeri tarafından görünmüyor. Dolayısıyla zaten fobisi olan biri... Sosyal fobisi olan biri, kedi fobisi olan biri sürekli dışarıdan ay bundan mı korkuyorsun, bundan korkacak ne var, bu bebek işi gibi söylemlere maruz kaldığı için zaten sürekli içinde bulunduğu durumun çok ayıp olan bir durum olduğunu düşünmekteyken bu anlamda güvenli bir alanda, kontrollü bir şekilde, tek bir kişi eşliğinde, bir yandan da bir gözlükle aslında tüm dünyaya erişebildiği bir imkanı yakalarsa bundan bir avantaj olarak söz edebiliriz. Ekonomik olarak da danışanlar için daha iyi. Neden daha iyi? Kısa süreli ve çözüm odaklı bir terapi modeli dedik. Hatta bilişsel davranış terapiye göre bile daha kısa süreli çözüm odaklı. 2-3 gün süren ama yoğun olan 3-4 saatlik, bir gün içerisinde 3-4 saatlik bir çalışma sonucu sonuç alınabilen bir terapi modeli. Bu anlamda da daha ekonomik hale geliyor tabii ki. Ve koşulların kişiselleştirilmiş olmasından da söz ettik. Yani kişinin fobisinin şiddetine, türüne göre, kişinin verdiği tepkilere göre terapist tarafından müdahale, hız ve süreklilik sıklığının ayarlanabiliyor olması büyük bir avantaj. Evet, şimdi sanal gerçeklik destekli maruz bırakma uygulamalarının sınırlıklarından söz edecek olursak, hangi grup dezavantajlı? Kronik hastalıklarda, bazı kronik hastalıklarda dezavantajlar olabiliyor. Özellikle kardiyovasküler hastalığı olan, kalp hastalarında, epilepsi nöbeti geçirme riski olan epilepsi hastalarında, beyin travması ile etkileşim ihtimaline istinaden riskli olabiliyor. Çünkü yani az önce de bahsettim, çok uzun saatler, hani bir terapi süreci maksimum 50-55 dakikayı kapsarken hani ilk görüşmeyi tenzih ediyorum. Bir gün içerisinde çok yakın bir mesafede bir görsele 3-4 saat maruz kalmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kronik hastalığı olan biri için çok yakın ve çok aksiyonlu bir benzetim modeline maruz kalmak oldukça riskli olabilir. Bunun önceden konuşuluyor olması ve danışanla bunun
en azından kronik bir hastalık varsa veya yatkınlık varsa bunun şiddetinde konuşuluyor olması oldukça değerli. Bir diğer dezavantaj ise psikoz ile etkileşimi. Zaten psikotiklerde biliriz ki gerçeklik algısı bozulur. Zaten burada da tamamen olmayan soyut bir şeyi gerçekmiş kadar var olduğunu göstermeye ve kanıtlamaya çalıştığımız bir çalışma. Bu anlamda psikotik bir atağı tetikleyebilir. Karşımızda eğer gerçeklik algısı bozulmuş, patolojisi olan bir danışan varsa bir şeyi düzeltelim derken çok daha yoğun bir şeyi tetikler hale gelebiliriz. Bir diğer dezavantaj donanım ve yazılımın maliyeti. Evet, danışan için fiyatlar oldukça iyi ancak bu alanda çalışmak isteyen terapistler için oldukça maliyetli. Donanım ve yazılımlar tabii ki oluşturulması elbette maliyetlidir ama maliyetinin çok çok üzerinde satılıyor olması tabii ki terapistler için zorlayıcı oluyor ki bence Türkiye'deki terapistler için daha zorlayıcı oluyordur. Çünkü çok yaygın değil, daha yeni yeni duyuluyor. Bu anlamda danışanın öğrenip bu imkana erişebilmesi de oldukça zorluyken bir de buna zaten bu kadar masraf yapmış olmak bir hayal kırıklığına sebebiyet verebilir. Evet. Şimdi şöyle kısaca bir özet geçecek olursak. Evet, bugün psikoloji alanında teknoloji aletleri aracılığıyla günümüzde tedavi yöntemleri arasında yaygın hale gelen sanal gerçeklik teknolojisinden biraz fobi bazında bahsetmeye çalıştım. Gerçekte olmayan obje, nesnelerin ya da konumların sanki gerçekten varmış gibi düzenlenmesiyle hem vakit hem maddi açıdan danışanlar perspektifinden sağladığı avantajlardan söz ettik. Bunun dışında danışan açısındaki avantajlardan söz ederken terapist açısından var olan dezavantajlardan bahsettik. Bilişsel davranışçı terapiyle çalıştığından söz ettik. Ve sanal gerçeklik yöntemiyle özgül fobilerin tedavisindeki etkinlik çalışmalarından, başarı oranlarından söz etmeye çalıştık. Avantaj, dezavantajlardan söz ettik. Evet, şurada kaynakçamızı da gösterelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eline sağlık Canan. Çok güzeldi bence. Farklı bir bakış açısı da oldu. Ben sadece şeyi merak ettim. Yani bir de şöyle bir katkı yapmak istiyorum açıkçası. Sonuç olarak biz bu şeyi kullanamayacak kadar dediğim gibi Türkiye'de çok zor aslında bunun kullanımı. Ama bence çok da pratik aslında. Keşke kullanabiliyor olsaydık. Sadece şunu düşündüm. Hani online seanslarımızı sonuç olarak hepimiz illaki bir yerlerden bir maruz bırakma çalışıyoruzdur diye düşünüyorum. İşte panik bozukluk olur, bazı fobiler olur ya da kaygı bozukluklarında. Ben BDT eğitimini alırken Hakan Hoca şey demişti. Uçak fobisinde özellikle bilgisayardan ekrana yansıtılan bir hani simülasyonu yansıtıyorlardı. Tamam, evet, VR sanal gerçeklik değil ama ekrana bunu yansıtıp o ortamı yaratıp o sesi ve hani o uçaktakiymiş gibi bir görüntüyü bilgisayarda görüyor olması bile çok etkili diye söylenmişti. Yani o şekilde ifade etmişti. Hani belki evet, yansıtma yoluyla çalışanlar da var VR yerine. Evet, yani bu bile çok etkiliyken aslında VR bence gerçekten hani bayağı bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Bir de gerçekten İnsanlar da hani direkt uçağa bindirmek çok zorken belki bir hastayı ya da dediğin gibi bir örümceği getirmek ya da bir yılan fobisi olan insanı getirmek daha zorken VR'da çok daha bence kullanışlı. Keşke yani biz de kullanabiliyor olsaydık ya da hastaneler en azından hani bunları sağlayabiliyor olsalardı, en azından böyle merkezler olabiliyor olsaydı. Çünkü çok daha kullanışlı olurdu ama böyle bir yöntem de var. Yani ben bize nasıl uygulayabiliriz, biz nasıl uygulayabiliriz diye düşündüğümde aklıma bu geliyor. Aslında YouTube'da nazlı videolar var. Mesela kedi fobisi 360 derece VR yazdığımızda telefonla birlikte mesela döndükçe bir odayı 360 derece gezebildiğimiz bazı videolar var. Evet, aslında belki hani hayali maruz bırakmada bunlarla çalışılabilir, destek sağlayabilir, danışana belki ev ödevi verilebilir.
Tabii ki çok çok daha iyi olur. Erişilebilirlik kısmına gelince de bence bu artık birazcık ideal meselesi. Hastanelerde NP veriyor diye biliyorum bu terapi terapi ekolünün hizmetini. Evet. Bir de şu an aramızda bu terapiyi uygulayan bir terapist var aslında. Tuğçe Acar var. Evet, o da Etiler'de VR Fobia'nın sahibi. Evet, evet, aslında Tuğçe yıllardır bu yöntemle çalışıyor. Merhaba Tuğçe, teşekkürler dilediğin için. Merhaba, ben teşekkür ederim. Güzel sunum için de teşekkür ederim. Çalıştığım alanda senin bu tür sunumlar yaptığını görmek beni çok heyecanlandırdı. O yüzden dinlemek istedim. Ben teşekkür ederim. Bir konuda katkı sağlamamı ister misin? Çok isterim. Şöyle, erişilebilirlik konusunda... Açıkçası oldukça maliyetli bir teknik. Hem danışan için hem terapist için maliyetli bir teknik. Çünkü terapist için maliyetli olursa otomatik olarak maalesef danışan için de maliyetli oluyor. Ama bunu dediğin gibi, hani dedin ya ideal meselesi diye. Kesinlikle terapist için daha uygun bir hale getirildiğinde kullanılabilecek bir teknik. Hastane var, NP var. Toplam 3 tane klinik var Türkiye'de bunu uygulayan. Kadıköy'de var bir yer, işte bir biz varız. Bir tane bizim franchise'ımız olan İzmir'de bir yer var. Bitubitak projesiyle yaptık bunu. Bu yüzden de aslında bizim için erişilebilirliği daha kolay. Ama bunun dışında yurt dışından edindiğiniz bazı yazılımlarla bunun üzerine çalışabiliyorsunuz. Ama yurt dışından edindiğiniz yazılımlar da euro ve dolar cinsinden olduğu için onu kullanmak maalesef mümkün olmuyor. Seans ücretlerini ciddi rakamlara yapmanız gerekiyor o zaman. Onun içinde gelen, yani onun içinde bir tarafı olmuyor maalesef. Bir de şu konuda birkaç şey söylemek isterim. Kişiselleştirme noktasında maalesef oluşturduğumuz animasyonlar sabit animasyonlar oluyor. Bu yüzden de danışanın ihtiyacına göre maalesef şekillenemiyor. Eğer danışanın ihtiyacına göre şekillenebilen bir süreç oluyor olsaydı, maalesef yazılım süreci uzun olduğu için bunu çok fazla yapamıyoruz. Yani sabit bir animasyon oluyor. Ama sadece dediğin gibi, örneğin uçuş korkusunda işte gate'de beklemek birinin kaygısını çok yükseltiyorsa orada daha çok çalışılıyor. Ya da türbülans daha çok yükseltiliyorsa, yükseltiyorsa kaygısını tekrarlı seviyede çalışılıyor. Aynen, ama maalesef sürekli aynı animasyon görüntüsü oluyor. Bu da benim de aslında çözmek istediğim bir şey. Alternatif daha fazla senaryonun olmasını çok arzuluyorum ama bu da biraz maalesef maliyet işi. Bir diğeri de insan faktörünün çok olduğu ya da canlı nesnelerin olduğu durumlarda maalesef biraz yetersiz kalıyor. Mesela örümcek ya da kedi. Bir kedinin hareketini belirleyemezsiniz ya da onun o hareketlerinin spontane oluşu zaten kaygı yaratır. Ama virtual reality'de o denli terapistin kontrolünde ki bu gerçek yaşamdaki gibi bir hissiyat vermiyor maalesef. Bu yüzden de tüm fobilerde geçerli olan şey bir ara bir araç ya da ara bir terapi gibi oluyor bir virtual reality. Yani uçağa binmeden bir danışan uçuş korkusu geçmiyor maalesef. Hayal etmek yetersiz kalıyor. Uçağa binmek onun boyunu aşıyor. İkisinin arasında ne yapmamız lazım? Artık in virtual maruz kalma yapmamız gerekiyor. Bu daha çok baş etme mekanizmalarını yükseltebilmesi için ya da motivasyonel süreçlerini daha sağlamlaştırabilmek için uyguluyoruz. Ama sonrasında kedi ise kediyle de maruz kalması gerekiyor. İşte örümcekse de onunla, iğne ise iğne enjeksiyon ya da uçaksa yine maalesef uçağa binmesi gerekiyor. Sonuç alabilmek için hayalden ziyade gerçek maruz kalmayla seansları sonlandırmak gerekiyor diyebilirim. Ama en azından o eylemi yapabilecek cesareti buluyor kendinde. Kesinlikle. O simülasyona girdiğinde. Yani onun için imkansız bir halken imkanlı bir hal olmaya başlıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz. Çok ciddi bir iyileşme oluyor. Bu arada gerçekten bu araştırmaların hepsinde iyileştirme oranı çok düşük görünüyor. Ama gerçekten o kadar düşük değil. Uçuş korkusunda işte %40'lar var, %70'ler var. Ama yani uçuramadığımız çok nadir danışan oluyor gerçekten. Bence ölçeklerden daha çok daha iyi bir iyileştirme oranı var. Bunun sebebi de büyük ihtimalle sınırlılıkları ya da erişilebilir olmaması, az çalışma olması. Kesinlikle ara bir çalışmaya göre çok başarılı diyebilirim.
Peki şunu sorabilir miyim ben sana? Mesela uçuş fobisi olan birinin işte kaygı ölçeği de uyguluyorsun diyelim. Kaygı ölçeğinde yani korkusunun, kaygısının şiddeti aşırı yüksek çıktı diyelim. O kişiyi alır mısın uçuş fobisine çalışmaya? Yani şöyle, şimdi ben çalışırken evet, işte symptom checklistler, back anxiety'ler, bunları zaten uyguluyoruz. Bir de bunun dışında maalesef henüz geçerlilik ve güvenlik çalışmalarını yapamadığımız kişisel sebeplerden dolayı uçuş korkusu değerlendirme ölçeğimiz var. Ben onu yine de kullanıyorum en azından görebilmek için. Çünkü çevirisi yapılmış ve Türkiye'de kullanılan bu anlamda standartizasyon tamamlanmış bir ölçek yok. Sadece uçuş korkusu varsa bir insanın virtual reality alabilirsiniz. Ya da sadece gerçekten kediyle temastan korkuyorsa. Örneğin obsesif kompulsif bozukluğundan dolayı ya da sağlık anksiyetesinden dolayı kediden korkan birini virtual reality aldığınızda maalesef işe yaramıyor. Bunun için de iyi ayrıştırmak gerekiyor. Mesela panik atak problemi olan biri uçaktan korkuyorsa eğer onun uçuş korkusu üzerine çalışmanız gerekiyor. Animasyonda var olan ve sadece yüzleşmeyle ortadan kalkabilecek fobilerin üzerine ya da fobik insanların üzerine uygulanıyor diyebilirim. Çok teşekkür ederiz katkıların için. Rica ederim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Arkadaşlar, sorusu olan, merak ettiği şey olan, katkısı olan varsa yapabilir. Bir 8 dakikamız falan var. Yani aslında bir basamak gibi kullanılıyor olabilir mi? Normalde hani fobilerde zaten aşama aşama kullanıyoruz ya. Bu da bir aşama gibi geldi aslında. Gerçek eyleme giden. Ama eyleme giden bir aşama gibi, evet. Sorusu olan var mı? Sorusu olan yok mu? Çok güzel bir sunumu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Orhan katıldığın için. Ben bir soru sorayım o halde. Bunun sanal oluyor olması danışanların üzerine nasıl bir etki yaratıyor? Ya da motivasyonel süreçlerine acaba nasıl bir avantajı ya da dezavantajı var diye soru sorabilirim. Bence bu güzel bir soru. Bilmek de gerekiyor buna. Çok özür dilerim. Sonunda sesin kesildi. Bir daha sorumu sorar mısın Tuğçe? Evet. Bunun sanal oluşu, gerçek olmayışı, sanal ortamda danışanın var olduğunu bilmesi, bunun motivasyonel süreçlerini ya da iyileşmeye olan inancına yönelik acaba nasıl bir katkısı ya da etkisi, nasıl bir avantajı ya da dezavantajı olabilir? Sonuçta bu adamlar sanalda olduklarını biliyorlar ve gerçekte değiller. Ne diyebiliriz acaba? Yani ben mesela bir danışan olarak buna bir yorum yapacak olsam, çünkü bunun uygulayıcısı değilim, terapist olmadığımı da düşünüyorum, bunu da atıyorum. Fobisi olan biri olsam ve biri bana bunu söylese, yani oradaki simülasyon benim yıllardır uçağa binmememi nasıl ortadan kaldırabilir gibi bir ön yargıya kesinlikle sahip olurdum. Hatta ben kendim öğrenciyken bunu ilk duyduğumda da ya nasıl oluyor, mümkün mü, hani bu kadar gerçek olmayan bir şeyi, bu kadar büyük bir korkuyu varmış gibi bana gösterip sonra ben bunu nasıl aşacağım demiştim. Belki şu noktada şöyle bir şey yapılabilir, hani bu konudaki bilgilendirmelerin, hani illa o kapıdan girip o terapi modelini yaşamaktan önce tanıtımları belki daha güçlü yapılabilir. Yani ben bir psikolog gözüyle ya da fobisi olan bir danışan gözüyle bunu söyleyebilirim. Yani bu konuda biraz daha bilgilendirmeye ihtiyaç var bence. Bilgilendirici görsellere ihtiyaç var gibi. Deneme imkanının, hani ücretsiz deneme imkanları daha fazla olmalı gibi geliyor bana. Hani bu motivasyonu arttırabilir. Onu görüp ne kadar gerçekçi olduğunu anladıktan sonra danışan da başvuru süreci daha aktif bir hale gelebilir gibi geliyor. Ben az önce de söyledim. Tuğçe beni uçuş fobisinin benzetim modeline soktu. Ve gerçekten ben uçuş fobisi olan biri kesinlikle değilim. Ama ciddi anlamda endişelendim. Yani o yanımdaki kişilerin jest mimiği, ben şunu söyledim. Ben herhalde düşecek bir uçağa bindim dedim.
O simülasyonun içinde. Elbette ki yani zaten danışanın o simülasyonun gerçek olduğunu düşünmesi psikotik bir durum. Ama en azından gerçeğe ne kadar yakın olup hani ne kadar maruz bırakma yoğun olursa ve ne kadar tanıtımı aktif olursa o kadar bence başvuru da fazla olur diye düşünüyorum. İnanç da fazla olur. İnanç fazla olunca etki de daha fazla olur gibi geliyor bana. Ya bence daha çok duyulması lazım. Daha çok demoların, denemelerin yapılıyor olması lazım. Belki bu alanda psikoloji öğrencilerine okula gidip bunları deneme imkanı sağlanırsa en azından onların yarın bir gün danışanlara ya da etrafındaki sosyal çevresine anlatma biçimi de bu minvalde olur diye düşünüyorum. Bu şey böyle olunca okullara gidince üniversitedeki hocalar da bunu daha aktif bir biçimde anlatıyor olacaklar. Çünkü mantık olarak buna daha geçebilmiş değil hocalar. Yani yüksek lisansa da geçebilmiş değil bence. Ya evet iyi ama işte yeni daha, literatür daha zayıf. Hani geçerli güvenlik çalışmaları var ama kaç yıllık? Yani evet %90 deniyor ama bu neye göre deniyor? Hani başvuranlar nezdinde mi yoksa işte şiddeti ne? Hani hep böyle soru işaretleri var. Çok net değil bence handikapı yeni olması biraz. Diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başka sorusu ve katkısı olan var mı? Onu alalım. Yoksa geçebiliriz. Teşekkürler var chatten. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hem farklı bir bakış açısı kattı. Açıkçası ben şeyi düşünmemiştim. Hani yine de gerçek maruziyetin olması gerektiğini. O yüzden benim için farklı oldu gerçekten. Daha etkili olduğunu düşünürdüm açıkçası. Ya da şey o konuda birazcık sanki hayal kırıklığına uğrarmış gibi oldum. Yine de o fobiye maruz gerçekten maruz kalmak gerekiyor olmasına. Ama çok da mantıklı bir şey sonuç olarak. Dediğiniz gibi onun gerçekten oluyor olması için bir psikotik bir şey. Peki o zaman bitirebiliriz bence. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ellerine ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Herkes bu saatte, bu sıcakta katıldığı için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim o zaman. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.